Selin Cerce ve Gökhan Çıra boşandı ama Gökhan Subaşı. Onur Akay Gökhan'ı o aldatma iddialarından sonra bir şarkıcıyla olduğu iddia etti. Bakın buyurun. Söylemezsem olmaz, bombayı patlatıyor. Önceki günlerde boşanan Selin Cerce ile Gökhan Çıra'nın çocuklarına dair ilk belge Söylemezsem Olmaz ulaştı. İddiaya göre Selin Cerce Türkiye'de yasal olmayan taşıyıcı aynı yöntemiyle çocuk sahibi olmak için bu uygulamanın yasal olduğu İngiltere'de Türk asıllı bir İngiliz vatandaşıyla para karşılığında geçen sene evlendi. Söylentilere göre zaten Londra'da oturum alabilmek için biraz önce VTR'de de izlediğimiz üzere başka bir evlilik yaptığı için asıl aldatanın o olduğunu kapatmak için etrafa izlemediniz galiba. Hatta yorumcumuz Deniz Akkaya kendisine gelen istihbarata göre çocuğun doğduğunu söyledi. Oturma Londra'dan oturma izni almaya çalışıyorum. Burada alabilmek için mal varlığımıza kim olduğumuzu açıkladık. Burada 5 sene evli kalmak gerekiyormuş. Yurt dışında yabancı bir çocuğun hayatını kurtaracağım. Doğmuş bir çocuğun. Çünkü çocuklar doğdu, ben size bunu 1000 kere söyledim. Ve bana da telefonda böyle söylediğini hatırlarsın. 4 Ağustos'ta bir televizyon programına katılan Gökhan Çıra ise çocuklarıyla ilgili ilk sinyalleri veriyordu. Çıra çocukları olursa isimlerinin de belli olduğunu söyledi. Ve araştırmacı magazin programı Söylemezsem Olmaz çiftin çocuklarıyla ilgili bir sosyal medya adresi açtığını ortaya çıkardı. Çıra programda kızım olursa adını Saadet koyacağım demişti. Evet, hesabın adı Saadet Çıra'ydı ve hesabı sadece anne Selin Cerce ve baba Gökhan Çıra takip ediyordu. Sosyal medya hesabı çıkan çocuğun bakalım gerçeği ne zaman ortaya çıkacak? Selin Cerce'yi defalarca aldatan Çıra'nın yeni bir ilişkileri ortaya çıktı. İlk olarak ses sanatçısı ve yazar Onur Akay bir fotoğraf paylaşarak Gökhan Çıra'nın Selin Cerce'yi aldattığını iddia etti. Boşandıktan bir gün sonra sevgilisiyle yakınlaştığı anlarda etraftan fotoğrafı çekilir diye son derece korkak ve tedirgindi Çıra. Bu arada Çıra'nın Selin Cerce'yi aldattığı iddia edilen şarkıcının kimliği hala sırrını koruyor. İkinci iddiaya göre ise Aleyna Ebrar Kaya adında bir kadınla aşk yaşıyor Çıra. Çiftin yazışmalarında yaşadıkları ilişkiye dair kanıtlar var. Selin Cerce'nin eski eşi Çıra gözlüğüm nerede diye sorarken genç kadınsa senin gözlüğün nerede bilmem ama benim gözlüğüm senin evinde diyerek ortada bir ihanetin olduğunu açık açık gözler önüne seriyordu. Kimin gözlüğü kimin evinde kalmış ayol? Yani bak. Gökhan Bey'in gözlüğü hanımefendide kalmış, ne sebepten bilmiyorum ama ben zaten bunu bu şey kendini Playboy yaratma mevzusunu gerçekten bunu da bir kurgu olduğunu düşündüğüm için değerli izleyicilerimize beklenen haberi veriyorum. Bugün yayın çıkışı savcılığa gidiyorum. Savcılığa gittikten sonra bunlar hep hikaye. Bunlar aslında işin keyifli taraflarıydı. Dün sosyal medyadan neyse bunu yarından sonra anlatalım. Çünkü Bilal'le evet. Bunu konuştuk. Sen bir şikayetinden sonra bence. Evet yani asıl mevzumuz biliyorsunuz bunlar aslında eğlenceli olayın cıfçıflı şimdi tarafları. Bu kız kim şimdi? Bu hanımefendi kim? Bu kız şöyle anlatayım sana. Bu gözlük mü kalmış evde? Bu gözlük kalmamış. Bu gözlük kızda. Fakat Gökhan'ın gözlüğü kızda kalmış galiba. Gökhan'ın gözlüğü kızda kalmış. O zaman yani şu demek o gündüz gitmiş gece çıkmış. Bravo. Hı. Evet, bunu da burada gözlükse ya şimdi gündüz gitsen kalmamış. Gece gerek kalmamış. Güneş bitmiş, güneş belki batmış. De eşyalarını bırakmaya başladı ama. Artık tek ufak mi? Ufak o yavaş, diş hani kadınlar bulaşıp bravo. O diş fırçasından değil gözlük. Bu hanımefendinin söz hakkı var bu arada. Gerçekten gözlüğün de söz hakkı. Gökhan ben sen önce kirpiğini bırak. Ama çok acayip biliyor musun? Takma kirpikler. Şimdi bu gözlükleri sen Selin Cerce aldı başkasının evinde. Yani insana bak bana Gökhan Çıra'nın başkası eve gitmesi değil de. Selin almadı. Gökhan ortak o şirkete. Selin'in parası değil. Bazen kadın o. Erkeğe sırf erkek şeyi altyapısı yükselsin diye ortak da yapabilir yani. Anladın mı? Yani bugüne kadar ben şunu size soruyorum sadece bana şunu söyleyin.
Gökhan Çıra Selim Ciğerci'den önce bu mülklere sahip miydi? Hayır. Değildi. Selin Ciğerci sahip miydi? Bunun cevabını... Ha, tamam ama ya. Selin Ciğerci'den dolayı oldu ama. Reklama gideceğiz Selin ama o tartışılır işte. Ama şimdi Selin'in eskiden babası çok zenginmiş ya. O da çok eskidendi. Eskidendi çok eskiden. Reklamlar dönüşte bütün eskileri konuşacağız. Bu hanım bize bağlansın bence. Şimdi bu hanımefendinin adı Aleyna. Aleyna'dan sonra bir sürü şey. Ebrar Kaya. Oo. Gerçek ismi mi? Evet. Hoş bakış, gibi. Yarım gülüş diyor. Açıklamada diyor ki hanım benim gözlük nerede diyor. Kime diyor ya? Bu hanımefendiye istiyor. Gökhan Çıra bunun resmini altına mı evet. yazmış? Hanım mı yazmış? Evet. Ay nasıl ucuz hareketler. Şu erkeklerin yaptığı hareketler. Hemen hanım mı oldu? Senin orada hanımın vardı zaten. Ne oldu bir 5 dakikada başkasını hanım yaptın kendine? Şimdi ben şunu da hani çıkardım. Benim gözlük nerede derken mesela belki bir iddia vardır. Ha, o değil diğeri. Doğru yerdesin. Belki bir iddia vardır. İddiayı kaybetmiştir, gözlük kaybetmiştir. Hemen niye kötü düşünüyorsunuz? Yani siz bu saflıkla bunların çocuğu da olur dersiniz yakında. Ben ama saf bir insanımdır. Olur. Dua et olur. Leylek getiriyor çocukları. Şimdi erkekler... Maymun gözünü açtı mı sen onu konuş. Erkekler ayrıldıktan sonra her zaman söylüyorum etraflarına bir önceki ayrıldığı kişiyle alakalı... Of abi yeter kurtuldum dünya varmış beni böyle sıkıyordu beni böyle deyip ona sırf inat olsun diye bir başka kadına asla o aslında sevdiği kadına söylemediği ve onu öyle afişe etmediği halde daha hayatına giren bir günlük kadınlara bile böyle payeler verirler. Neden? Bir öncekinin canını acıtmak için. Ama belli oluyor mu? Oluyor. Seyrediyorlar mı şu anda ekranda? Seyrediyorlar. Ne haber? Ve gibi bununla alakalı Selin Ciğerci'ye de şu anda Gökhan Çıra aynı şeyi yapıyor bence. Çünkü geçen gün şöyle bir şey bence oldu. Bence Gökhan Subaşı Burning Man'e gitsin. Burning Man mi? Olur gider. Artık bundan sonra onun yeri orası. Artık segment atladı. Parayı da buldu. Tamam mı? Öbürü de zaten Londra'ya gidecek. Biz de böylece Türk halkı olarak bu rezillikten kurtuluruz. Ve saygılar. Program bitti. Program bitti mi? Bitti. O zaman tamam. Yarına kaldı. Yani şöyle Selin Ciğerci geçen gün birisinin Bluetooth'undan bağlanmış arabadan. Orada da Hasan mı Hüseyin mi ne yazıyormuş? O kendisidir Hasan. Bu hayır ya birisinin bir arasında. Kendi ismi Hasan ya onun için söyledim. Adam da çıldırmış. Bence inat olsun diye. Hasan'ı Hasan'la mı aldatıyormuş anlamadım. Yarın görüşürüz. Hasan'ı Hasan'la mı aldatıyormuş?